Çocuklarda çok oldukça yine sık gördüğümüz önemli bir problem. Aileleri de çok tedirgin ediyor, çok zorluyor, çok üzülüyorlar. Özellikle anneler tabii ki çok etkileniyor. Dışkı kaçırma. Çok büyük çocuklarda da görebiliyoruz biz bunu, ilkokul çağında, ortaokul çağında. Çocuk iç çamaşırına yumuşak kıvamda dışkısını kaçırabiliyor. Günde bir iki kez olabiliyor. Ve genellikle aileler bundan çok tedirgin oluyorlar. Hem bir tabii ki temizleme sorunu var. Çocuk bu durumdan etkileniyor. Sosyal ortamlardan dışlanabiliyor. Gerek okulda arkadaşları, öğretmeni tarafından, aile içerisinde. Bunun neden olduğu konusunda aile çok tedirgin oluyor. Acaba bir psikolojik rahatsızlığı mı var çocuğun veyahut da makatında bir problem mi var, dışkısını tutamıyor mu, acaba neden bu bizim başımıza geldi diye çok sıklıkla bu şikayetle bize başvurabiliyorlar. Bu aslında çocuğun istemsiz olarak yaptığı bir şey. Uzun süren kabızlıklarda, yani kronik dediğimiz çok uzun süren kabızlıklarda karşımıza çıkabiliyor. Mekanizması şöyle: uzun süren kabızlıklarda çocukta az önce söylediğim gibi bir dışkı tutma davranışı geliştiriyor çocuk. Ve bunun uzun süreçte bağırsağın son kısmı, rektum dediğimiz son kısmı, bu çok miktarda dışkının tutulmasına bağlı kronik süreçte genişliyor. Ve daha sonra da çocuk istemsiz olarak, yani hiç fark etmeden, bağırsağın daha üst kısımlarından gelen yumuşak dışkı, bu sert öndeki sert dışkının kenarından sızarak iç çamaşırına geliyor. Dolayısıyla çocuğun istemli olarak yaptığı bir şey değil, herhangi bir psikolojik bir sorun değil, herhangi başka ailelerin aklına gelebilecek başka bir sorundan kaynaklanmıyor. Makatında herhangi bir zayıflık vesaire de yok. Bunu biz ailelere bu şekilde açıklıyoruz. Dışkı kaçırma sıklığını çocuklarda %1, %4 oranında görüyoruz. Uzun süren kabızlığı olanlarda %75-90'lara varabiliyor. Yani hemen daima kabızlığa eşlik ediyor. Gündüzleri oluyor genellikle bu dışkı kaçırma, ama geceleri de olabiliyor. Çocuğun istemi dışında olduğunu ailelere mutlaka anlatıyoruz. Çocuğa kesinlikle kızmamalılar, herhangi bir ceza vermemeliler. Kabızlığın tedavisiyle bu durumda kendiliğinden düzeliyor. Dolayısıyla çocuğa desteklemek lazım, pozitif yaklaşmak lazım, kızmadan, azarlamadan, ama zaman alıcı bir tedaviyle bunun düzeleceğini bilmek gerekiyor.